Evet millet, hepinize Frostpunk'ın yeni bölümünden selamlar. Önceki bölümlerin linkini açıklama kısmına link olarak bırakacağım. Oynatma listesinin linkini de koyacağım. Oradan tüm seriyi izleyebilirsiniz. 2 günde bir de yeni video atmaktayım. Yani Frostpunk veya farklı bir oyun gelmekte. Şimdi onun haricinde 99. güne kadar sonsuz modda devam ettim. Sükunette biliyorsunuz. Bu arada oyunun sesi aşırı mı geliyor bana? Normalmiş, tamam. Şimdi şunu diyeceğim. 99. günü devam ettim. O 15 gömülü dreadnought çıkardım. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmadı. Hala devam. Yani mod sınırsız. Hatta göstereyim size şuradan. Sonsuz mod. Hatta koyduktan sonra ya da çıkardıktan sonra save aldım. Şimdi aklımda kalan 3 şey var. Tamam, yapacağımız. Kış yuvası. Yok, yeni yuva. Hard soruluk. Kış yuvasının çöküşü senaryosu. Bir de adı neydi onun? Sonsuz mod hayatta kalma. Şimdi abi kaç tane olmuş ben size göstereyim. Bak 15'te tamamlamışım, tamam mı? Hatta bir adam geldi, temel görevimizi tamamladık efendim falan dedi. Ben de en son şey yapıyordum. Gördüğünüz gibi her yere buhar merkezleri yaptım. Bak şöyle göstereyim. Kömür bitsin diye. Jeneratörü patlatacaktım. Jeneratörü de patlatayım, hepinize göstereyim. Patlayınca neler oluyor. Onu da bir görmüş olalım. Kısa bir vaktiniz iyi. Biraz hızlı patlarsan kömür şey yap, sevinirim. Yoksa kaç tane yapmışım? Hepsi de çalışıyor yani, kömür 20K'ydı. Düştü. Patlar mısın kömür? Jeneratör. Bu arada bir dakika, bunu kim durduruyor? Bu fırtınaya haber alan, girişte okudum. Fırtınaya haber alan zenginler ve bilim adamları kuzeye doğru şeyi yapmaya gidiyorlar. Jeneratör ve kalacak yer bulmaya. Şimdi burada jeneratör patlayıcı zamanda şu 3 tane seçenek gösteriyor. İşte tab etmek için çocuk gönder, çocuk ölecek. Bu ağır çekirdeği kullan, yapamayız diyorum ben. Ve bitiyor. İşte patlıyor patlıyor. Yani insanlar, aslında Londra'daki insanlar bir süre önce bunun haberini almış ve kuzeye kaçmış, jeneratörleri inşa etmişler. Biz de yeni bir yuva senaryosunda bunu buluyoruz aslında abi. Öyle bir şey var. Patladı. GG. Son jeneratör patladı. Bilmem ne bla 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 bla. Şimdi abi bak, sonsuz modda dayanıklılık yapabiliriz. Gerçek bir hayatta kalma merakları için yeni bir... Pardon. Yanlışlıklarım. Brun Hard'ın oynayacağız işte. Küresel kişi neyi sebep olduğu birçok teori var. Abi buranın hardından önce ben siz hani buradan sıkılmışsınızdır diye şeye başlıyorum. Ne saçma bir cümle oldu lan. Ben siz şu bu onlar. Kış yuvasının çöküşü oynayacağım. Fakat kış yuvasında bu kez farklı bir şey yapacağım. Hepinize göstereceğim. Şimdi biz ne öğrendik abi? Kömür çıkarıyoruz ya. Onu 4 tane toplama noktası artık şey yapabiliyor, çevirebiliyor. 2 baştaki, diğeri 4. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musun? 4 tane yapacağız etrafta. Anladın? Bak göstereceğim şimdi. Hepinize sakin olun. Sakin. Bir de ne öğrendim? Bu avcı hangarın üstüne direkt şeyi kurabiliyoruz şunu. Araştırıp. Mühendis konuşsa. İlk önce buraya bir mühendis, sonra araştırma abi. Şu. Neden bu? 15 insan buraya vermek istemiyorum. Yani 15 veriyorum da ona düşecek o. Çocuk işçileri çalıştırmayacağım bu arada, onu da söyleyeyim. Şimdi madem biz huzursuzluğu azaltmak istiyoruz, o zaman bizim kanunlarda bizi mutlu edecek şeyler imzalamamız lazım. Mesela organ naklini imzalayacağım. Mutlu etmeden ziyade daha çabuk insanları iyileştirecek. Şurada 5'er kişileri, şuraya 10 kişiyi verelim. Şuraya yine 10 kişi, buraya 10 kişi. Şöyle 10 kişi. Şimdi bu kömürün yanına bir tane daha toplama noktası yapacağım. O da kömür toplayacağı için bizim pek bir sıkıntımız olmayacak yani kömür yönünde. Şuraya vermişim, bir saniye şuraya da vermişim. Barımız falan da var çünkü gerçekten hani kış yuvasının çöküşü bize bir sürü avantaj sunuyor. Bunun normal zorluğu şu an normalde, hani zorluğu. Hani değiştirmedim, hiçbir şekilde ellemedim. Onun yanında abi şuradaki şey çukurunu bir kazacağım. Onu şuraya yapacağım, dur.
Oraya yapacağız. Ama önden önce şu odunları, hatta şuradaki çelikler falan da gerekli olacak bize, biliyorsunuz. Jeneratör çalışıyor değil mi? Birinci seviyede, birinci menzilde bir çalışsın bakalım. Kar çukuru ikinci de değil mi? Aynen, ikinci menzilde. Tamamdır. Şu an herkesi verdik. Hazırız. Hatta var ya, ben şurayı mühendislere toplatırayım. Şurada da bir yer toplattırayım. Şura ne? Çadır. Abi bu çadırı yapacak başka yer yok mu? Çadırı ben bir yıkayayım, tamam mı? Neden yıkıyorum? Sizi güzel bir yere taşıyacağım ben. Sözüm olsun. Aha, buraya taşıyacağım ben sizi. Tamam mı? Oraya da bir hemencecik toplama noktası atacağım çünkü. Hah, onun yanında bize 5 kişi lazım. Ben unuttum ya, 8 kişi al, al mühendisleri al. Şu 5 kişiyi bir... Nerede abi işaretçim? Burada. 40 odun istiyor. Gidelim otomasyonumuzu bir bulalım. Otomat mı, otomasyon mu? Artık ismini de unuttum. Bak, otomaton. Şuraya da 10 kişi çocukları mı versek? 2 kişi ver ya. Şu araştırma bitince 10 kişi alacağız ya. Onları da şuradaki toplama noktasına vermeyi düşünüyorum açıkçası. Şu an 300 yemeğimiz var. Gerçekten full, gerçekten süper. Şurayı toplayabilir misiniz millet ya? Hah, alt taktikleri tamam. Şimdi uçan avcılar az ziyade, dur bakayım. Fabrika yapıp otomat yapabiliriz. Daha hızlı toplama yapabiliriz. Yok abi, uçan avcılar ya. Uçan avcı. Karar verdim. Şu davalar soyuyor. Şunlara şey yapacağım. Isıtma atacağım. Bazı evleri ısıtalım dedim. 2'ye getirdim. Menzil 2 yaptım. Şu anda bir ev mi ısındı sadece? Havalar soğuyacak. Kaç gün var? Bir gün 24 saat. Tamam, hallederiz. Hemen var ya, aslında ben dur, ondan önce kaynak deposu yapıp şöyle 2 tane. Bunun sebebi de kömür isteyeyim. Şu kömür getiriyor ya, kömür depolasınlar. Mühendisleri şehre gönder dedim. Gitmeleri biraz uzun sürecek. Taş gemiye yolladım. Otomatı bulup getirtmek istiyorum. Anlıyorum. Bla bla. 20 kişi. Bak müsait. Av taktiklerinden dolayı 2 dakikada şey oldular hemen. Çünkü kömür madeni yaparsam hem buhar çekirdeğe gidecek. Böyle şey de var. Hava tahminleri artık mümkün değil. Al işte. Bu da arttıracağız abi. Arttıracağız. Korkmayın bu kadar. Evleri yaşanabilir yaptım bence şu an. Değil mi? Yapmadım. Dur dur dur. Şuraya bir tane buhar yapmayı unuttuk biz. Değil mi? Şöyle. Efendim abi. Afiyetten gelen ses. Tamam. Neresi sonra? İkisine de ver. Yok, şurasıymış. Tamam. Verdim abi, herkes oraya. Burada çocuk kalmış, kurtar diyor. Kurtaracağız abi. Dayanın. Şimdi şurada kömürcü, kömür çıkartmıyor mu bu? Ha, çıkartmış, full değilmiş. Tamam. Tamam tamam, sıkıntı yok. Şuraya bir toplama noktası yapalım değil mi? Bu sefer yapacağım abi. Bu sefer hayatta kalacağız. Bu sefer barışacağız. Eminim o kadar. Çelik köprüden bana otomatını versen, sen ne diyorsun? Umut arttı. Çok iyi abi. Şuradaki kar çukurunu söküyoruz. O yapıldı. 55 kişi yalnız şu an hasta. Şimdi onun haricinde sen ne diyorsun? Bir şey yapmalıyız. 400 saat sonra. Şimdi gerçi onda şeyi imzalarım. Amputem 35 tane varmış şu an. Umut biraz artsın. Dövüş arenası yapmayı düşünüyorum. Şuraya tam. Evet, uçan avcılar geldi. Çok iyi. Sağlık merkezi geliştirmesini yapacağım. Şimdi ne diyordu? Avcı hangarı. Bir buraya. Bunların üstlerine direkt yapabiliyoruz. Çok avantajlı abi o. O çok avantajlı gerçekten. Ve gelelim. Barı zaten dövüş aranası da yapmış. Bar da yapmış. Organik gübre. Geç abi bunları. Benim mutluluğa ihtiyacım var. Ne mutluluk verir bize? İçki mutluluk verir mi? Şimdi onun haricinde şuradan bakalım. Dövüş arenası. Dövüş arenası nerede? Orada varmış bir tane. Başka var mı? Abi orası da çöp ya.
Orada var bir tane dövüş arenası. Oralarda çöp. Şöyle yapsak 4 kişi. Şuraya yapsam 5 kişi. Şuraya yapsam genel. Şurayı iyi ya. Sen ne diyorsun? Anlıyorum. Başka ne var? Dövüş arenası. Barı var zaten. Anladım hocam. Tamamdır. Bu enkazı niye kimse kaldırmıyor yalnız enkazı? Evlere yaşanılabilir yap. Şu an yaşanılabilir. Açayım şu aşırı yüklenmeyi. Otomatik keşfettik. Otomatik şehre gönder. Tamam. Buradan siz gezin şöyle abi. Peki niye 8 kişi sadece yaşanabilir evleri? Jeneratör niye kapanıyor ve de? Yeterince kömür depolayamadık mı biz? Buradakiler üşüyormuş. Anladım hocam. Jeneratör kapanmasın ya. Dur aç. Abi jeneratör kapanmasın. Alo. Çeliği alalım. Şöyle gelin. Bu sefer yapacağım ya. Ne yapıp edip. Evleri yaşanabilir yap. 19 oldu abi. Peki nerede ev var bizim? Mesela soğuk olanlarda örnek. Neredeki soğuk? Sen soğuksun. Niye? Bir dakika. Şuradan bakabiliriz aslında. Soğuk olanlar hangileri? Bir dakika. Tekrar gel. Ya abi iyi de ben. Burada ev yok. Baraka baraka. Baraka baraka. Baraka. Çadır soğuk soğuk soğuk. Şimdi gel teknoloji abi. Burası da burası da siz ısıtın. Burası da şöyle nasıl olsun? Şöyle bir tık. Şuraya bir tane yap. Çelik bitti. Bir tane de şuraya. Şunu ikiye getir. Menzili ikiye düşür. Değil mi? Aşırı yüklenme yap. Ellerin sıcaklığını koru. Tamam. Artı bir çocuk ölümcül hasta. İyi, enkazdan çıkarttık. Tamam. Yeni araştırma. Sağlık bakım yalıtım abi. İçeri sıcak olursa daha fazla iyileşir değil mi bunlar? Onun haricinde sağlığa gel abi. Buradaki enkazlar niye sökülmüyor millet? Sorabilir miyim sizlere? Sökün şu enkazları ya. İki insanımız öldü. Şimdi onun haricinde ben ne yapacağım? Bak burası neymiş? Hmm, ahşap tamam. Yiyecek avcı hangarı bir tane yapabildik. Şuraya avcı kulübesi istiyorum. Yeni bir sağlık merkezi açacağım. Yalnız fazla insanımız ölüyor ve umuda 10 saatimiz kaldı. Yaşanabilirliğini koru. Bir gün 17 saate geliyor. Oo, sıkıntı bir gün 17 saate. Bunlar geri alalım biz bunları ya. Aşırı soğudu ama madem. Burada yapılacak bir şey yok. Fırtına sığınağına gidin. Şimdi abi 4 saate huzuru nasıl arttıracağım ben? Kötü sağlık hizmeti ev soğuk. Ev hangi ev soğuk abi? Evler sıcacık. Serin. Sıcaklığa göre sırala tamam mı? Neresi soğuk? Orası soğuk. Bakayım bir. Bu bir de değil mi menzili? Peki ikiye getirsek şeyin menzilini araştırsak yetişmez. Çeliğimiz yok. Çelik var mı? Çelik de yok. Millet aç. Bu sefer geçiyoruz dedim ama acaba geçemeyeceğiz. Abi gene umut yok ya. Söz bozuldu mu? Nasıl bozuluyor? Ben sizi sıcak tuttum ya. Gözünüzü seveyim ya. Abi ben de dalga mı geçiyor? Bitti. Ya peki mutluluk verici ne olabilir mutluluk verici sizce? Hani şu bir dakika ben ne yapacaktım? Bak burada ne var? Bak burada ne var? Aha. Bir rest atalım dur. Rest. Tamam vaktin gel tamam uzatma. Tamam uzatma.
Uzatmayın, boş yapmayın. Peki benim kömür yaptığım halde çıkmaması ne demeli? Hayvan gibi kömür busladım. Gene kömür yetmedi. 800 de dışarıdan geliyordu. Bu sefer dedik ama bir daha abi, bir daha. Bunu sayma. Ben buraya geçeceğim. Benim adım Nafi ise ben buraya geçeceğim. Dur. Gidemiş. İlerle. Şimdi abi. Dur. Bir araştırmaya bakayım. Heh. Bu varlık hidrolik kömür çıkartır. Tamam, bunu bir araştır. Yeni araştırma ekle. Şu. Tamam mı? Yiyecekçileri şey yapmak istiyorum. Şöyle hop. Şuna ver. Şuraya 10 kişi var. Şuraya 5 kişi. Şuraya 5 kişi. Şuraya bir tane buhar şeyi yapacağım. Şuradaki çadır varmış. Ne bura? Serin. Çelik de yetmiyor ha bize. Çelik sıkıntımız da var. Abi bir dakika, bu etraftaki şeyleri de topluyor değil mi? Tamam abi, o rahat, orayı direkt alırız biz. Bir şeyler yapacağım ben size. Bekleyin, bekleyin. Abi burada... Burada buhar merkezi niye burada peki? Saçma değil mi o? Kömürü de bir de yakalım dedim. Şuradaki de o topluyor değil mi? Ha, buradakiler çadırmış lan. Şimdi direkt kar çukurunu bir şuraya alacağım abi. Tamam bu, çünkü lazım. Millet diyor ki ölüyoruz diyor, ölüyoruz falan diyor. Hop şunu yapalım. Heh, onun harici dur. Dur. Aa, kırk odun yok. Kırk odun yapacağım. O otomatanın bana daha hızlı gelmesi lazım abi. O otomat ne kadar hızlı gelirse o kadar iyi bana. Bir tane toplama noktası, pardon, toplama noktası diyorum ya, kafayı yedim. Kaynak deposu, 40 odun. 40 odun. Bu arada hidrolik gelmiş. 35 odunumuz var. Şuraya yapalım. Şurada kömürlerle ilgileneceğim. Tamam mı? Ondan sonra yeni araştırma, dur. Şu neymiş, bitişe bir menzil. Tamam, yap, yapacak başka bir şeyim yok. Odun gitmesin, en azından çalışsın diye şey yaptım. Radikal tedavi. Aa, muhafızları şey yaptı. Aha, umut arttı. Güzel güzel güzel, radikal olunca güzel oluyor. Tamam, umut artsın abi. Umuda ihtiyacım var benim. Umuda ihtiyacım var gerçekten. Şuradaki kar çukurunu kırın abi. Sen gel. Mühendisleri şehre gönder. Gel abi sen buraya. Mühendisler geliyor 17 saate. Hava tahmini artık yok. Tamam, çok iyi. Eksi 40'a düştü. Hangi enkaz abi? Şuradaki, tamam. Gidin çıkarın çocuğu. Bir tane kaynak deposu istiyorum. Sadece bir tane, bak çok değil. Tamamdır. Şöyle yapacağım onu da. Şöyle yapayım. Kömürü seçeceğim. Kömür gelsin. En azından şu adam koysun diye. İhtiyacı olan şeyi ona ver. Umut artacak. Tamam, çok iyi. Abi süper gidiyor şu an. Şaka gibi. Deminkinden nazaran. Çelik köprüyü bir bulalım. Oradan otomatı bir getireyim. Kömür 7/24 artık kömür çıkartabileceğim o saatten sonra. Yeni kanun. Dur, muhafız gözcüleri. 15 odun 5 çelik. Şimdi dur. Bunu nereye yapmalıyız? Buraya kesin lazım. Şöyle mi yapsam ki? Buraya koymak kaynakları şey edecek. Bir tane kesin şuraya. Bir tane de bence buraya yapmalıyız. Tam oradan bir yerden işte teknoloji. Kömür madeni bla bla, bunlara ihtiyacım yok. Daha hızlı toplama. Kesinlikle birazdan da uçan avcıyı imzalayacağım. Şey yapmam lazım. Şunu seçelim kömüre. Tamam, kömürü koydu, bu çok iyi. Seri seri kömür gelsin. Mühendislerimiz geldi. Şura ne?
Alın abi 5 kişi. Alın 5 kişi bak. Mutluluk tavan. Hop. Nice hocam. Bakım evi veya protestik. Tamam, imzalayacağım. 42 evi yaşanabilir hale getir. Şu an kaç ev oldu? 19. Otomatonu şehre gönder. Demir cevherine git. Demirleri al. Tamam mı? Otomaton 1,5 güne geliyor abi. Kömür şu an sıkıntı. Saat başı bizden 24 kömür gidiyor. Öğlen daha fazla gelmesi gerekiyor ki bunu şey yapalım. Şuraya 5 kişi verelim. Çelik enkazları. Şuraları falan bir temizleyin abi ya, buraları. Dur, şuraları falan. Toplama noktası. Şuralara çünkü ben şey yapacağım şimdi, medical post. Çok hastamız var bizim. Şurada biri bir şey diyor. Ne diyorsun? Anlıyorum, soğuk yanı. 20 kişi evsiz şu an, sen ne diyorsun? Anlık müdahale, mutlu sonlandığına sevindim. Verimli toplama da tamam. Bak bu çok güzel bir haber. Onun harici jeneratör verimlilik abi. Daha hızlı yakmasını istiyorum. Çünkü kömürüm gerçekten bana lazım. 19 mu bu hali? 13'e getireyim. 24 oldu şu an. Maalesef şunu tamamlayamayacağım. Çünkü yakıyoruz yakıyoruz ama olmuyor. Sen ne diyorsun? Yeni bir sağlık yeri açacağım. Burada sevgili mühendislerim şuraları temizleyebilirse eğer. Temizlemiyorlar. Çok da iyi olacak. Çocukları göndermek istemiyorum abi ya. Çocuklar gitti mi şey oluyor. Ölüyorlar falan. O yüzden çıktı, çok sıkıntı. Buradakiler düşüyor. Al işte. Bir tane çocuk verelim hadi bari. Yeni kanun. Çok iyi. Muhafız üstleri. Sabah toplantı. Sabah toplantısını vereceğim. Çünkü umudu acil ihtiyacım var. Yeni bir sağlık merkezi açacağım. 2 günüm var. Daha çok var ona. Yalnız 160 hastamız var şu an. Birazcık hızlanalım değil mi? Havalar ısındı bak, bu mükemmel bir haber. Umut biraz düş. Niye düştü abi? Geç kurtarmışız çocuğu ya. Yapmayın be. Kurtarın. Şuraları bir temizler misiniz artık? Ha, aferin. Dur. Dur bakacağım size de önce. Keşfet. Şehre götür. İnsanı şehre geri götür. Tamam, 23 saat o geliyor, 5 saat otomaton geliyor. Şu yeni araştırma gitti. Jeneratör verimliliğini araştırdık. Çok iyi. Daha fazla izciye şu anlık yapamayacağım. Karşılayamayacağım. Şuradan uçan avcıları araştırmam lazım ki yiyecek. Çok sıkıntı şu an. 18 açımız var. Aferin abi size. Beş mühendis şuraya vermem gerekiyor. Umut arttı. Sağlık bakımı araştırmasını da yapacağım. Yiyecek daha fazla pay verip daha hızlı iyileştireceğim bu arada. Yemeğe de gideceğim. Fokus atacağım bir. Otomaton geldi. Burada kaç kömür var abi? 542. Ne diyor? Depo sınırı dolu. Aha, odun dolu. Ne yapsak şimdi? Şu otomatı nereye verebilirim? O zaman şöyle yapacağız. Sınırı atacağız abi. Buraya otomatı vereceğiz. Saatte bana 12 kömür getirecek. Saatte kaç gidiyor? 30, 48. Yani 36'ya düşecek. Ustabaşı neymiş? Daha hızlı çalışıyor. Tamam. Muhafız üstlerini yapalım. Değil mi? O bağlıymış zaten. Şuraya bir tane daha aslında var ya, kaynak noktası, toplama noktasına göndereyim ya ben otomat direkt. Dur. Şurada nerede o? Toplama noktası. Ha. Dur, buraya gene 15 kişi verelim, tamam mı? Otomat sen buraya çalış. Buradaki çeliği de toplar. Şuraya da yol yapalım. Oraya da bir tane hatta toplama noktası yapabiliyoruz mu? Harika abi. Buraya da bir 10 kişi verelim. Kömür yönden sıkıntım yok benim. Bak gene kömür geldi. Çelik enkazları tükendi. Tamam, nice hocam. Şunları verelim. Abi yapıyoruz. Bu sefer başarıyoruz. Hadi bakalım. Aşırı yüklenmeyi açmayak şu anlık. Abi 12 şuraya verelim. 470 kömür varmış. Tamam. Nice hocam. Bir dakika, oraya bir şey yapacağım ben. Şu buharlı hidrolik kömür çıkartıcı.
Bura ne? İşaret. Hastalıkla gelemeyen kişi sayısı. Abi ben sağlıka asılacağım. Yapacak bir şey yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani ben de istemem bu kadar sıkıntı olmasını. Enkazdan gelen ses. 15 kişi buraya verdim. 15 kişi buraya verdim. 10 kişi buraya vereceğim. Biz neyi araştırıyoruz? Uçan avcıları. Tamam, uçan avcıları araştıralım. Yemek çünkü 150 açımız var abi şu an. Yemeğe vermem gereken adamlar var gerçekten. Şöyle şöyle 5 kişi 5 kişi seri seri. Abi sağlık merkezleri çok sıkıntı. Reviri mi araştırsın bir direkt? Tedavi edin abi. Aha döndü. Çok iyi. 176 çelik. Seni geri yollayalım biz bir yerlere. Şuraya gitsen. Çatlak buza. Sen ne diyorsun? Bırakalım. Yapacak bir şeyimiz yok. Adam yapmayın diyorsa yapmayacağız. Sağlık merkezi geliştirmesini yapacağım. Aha dur. Şimdi. Uçan avcılar. Biri buraya. Odun istiyorum. Odun istiyorum. Lütfen gün bitmeden odun ver. Gün bitmeden 40 oduna çık. Huzursuzluk artsın abi. Umut azalmasın da umudu arttırmam gerekiyor. Çünkü görev o. Kaç gün? 5 günüm var benim. Herkesi beslemek için 3 günüm olsun. Avcı hangarı yap. Gene. Aha. Şey bitti. Odun bitti. Bu arada 300 kömür kalmış. Şunu 1'e getirelim. Şunu iptal edemiyoruz mu abi ya? Yapmışlar çoktan. Gerçi dur. Odun'a şuradan toplarız abi lan. Dur. Ben nasıl unuturum ya burayı? Lan buradan toplarım ben odunu. Odun toplarız ya. Odunda bir şey yok ya. Kömür geldi. Çok iyi. 32 gidiyor saatlik. Şimdi şöyle yapsak nasıl olur? Bir insanlarımız niye ölüyor? Oha abi 300 açımız var. Ne yaptınız siz? Şimdi ne yaptınız ya? Pastanın enkaza gidin. Tamam. Ne diyorsun? Dost işçi aç, huzursuzluk ciddi oranda artacak. Huzursuzluk azalsın abi, korkak haydutlar. Yapacak bir şeyim yok, üzgünüm ama. Heh. Devriye, tamam. Bunu arıyordum. Devriye için 10 yiyecek payı gerekiyormuş lan. Yeni araştırmamız da tamam. Sağlık av taktiklerini araştıracağım. Az adam vermek istiyorum. Abi duvar sondajı istiyorum. Sen ne diyorsun? Duyduğuma sevindim. Cevap yok. Bu tarafta yok galiba. Duvar sondajı bir tane var. O da burada mı aynı? Abi 5 tane yerim var. Hala ama bizimkiler. Dur sen ne diyorsun? Buhar çekirdeği harikasın. Dreadnought'a git. Buraya bir 10 kişi verelim. Odun çıkarsana bazı evleri ısıtalım. Kalabalığı dağıt. Bazı evleri ısıtalım dedim. Da kömür bitiyor yalnız. Millet çok sıkıntıdayız şu an. Niye toplamıyorsunuz lan kömürleri? Şerefsizler. Kişi verelim. 0 saat. Bunu 1'e çekelim. Menzilde 1'e alalım. Saatlik 6 kömür geliyor böyle. Yok, otomatik direkt ben şeye vereceğim ya. Kömüre. Direkt otomat kömür çıkartsın bana. Çünkü çok sıkıntı şu an. Bak bitti. Jeneratör kapandı. Hayda. Yok öyle bir şey. Kömürümüz var. Yok ölmeyin. Sıkıntı yok ölmeyin. Muhafızları gönder. Başlarım şimdi sizin şeyinize. Bu 200 açımız var lan ya. Biz odunda sıkıntı ha.
Enkazdan gelen ses, 10 kişiyi verdim. Şu çocuklar da gitsin. Al burada ben sana ısıtıcıyı da açayım. Abi nasıl yetmeyebiliyor? Ben anlam veremiyorum. Teknoloji var. Bir tane buraya, bir tane buraya. Bir tane de mecbur buraya mı vereceğiz? Şöyle vereceğiz değil mi? Aynen. Şu an inanılmaz sıkıntıdayız. Muhafızlara gittiğim için istediğim zaman dağıtabiliyorum da. Bu bir nevi kötü. Sağlık bakımı yalıtımı, sera yalıtımı. Sera yapmadım ben daha. Yemekhane yalıtımı. Sağlık bakımı yalıtımı yapalım. Abi kömür bunu bire getir. Bir de yakacağım ben bunu. Tamam abi imzalayacağım. Dur nere? Dur nere? 2'yi de yakıyorum. Tamam. Menzil alın 2. Tamam. Abi 133 kişi nasıl açlıktan ölebiliyor? Sorabilir miyim ben size? Yiyecekçiler nerede? O yavşak yiyecekçiler. Şunu yanlış yaptım. Dur. Sera nerede? Sera yapacağım da nereye yapacağız? Sera yapacak yerimiz yok ki. Sıkıntı. Ha gerçi dur. Burada da aşırı soğuk diyor ya. Burada niye? Abi bu buhar merkezi niye çalışıyor ya da bu? Bu bir kapatayım dur. Kapat. Kapat. Hah kapalı. Hah. Abi salak salak yerlere şey açmışlar. Bir dakika ya dur halledeceğim. Çözdüm tamam baba olayı tamam. Nerede o buhar merkezleri? Buradaki tamam. Buradakiler kullanıyor. Soğuk diyor. Serin. Serin onlar şey yapmıyor. Çok soğuk mu? Isıtıcı açık lan orada. Tamam neyse. Evet şehri onar. Umudu 150'ye çıkar. Enkaz kaldır. Yeni bir sağlık merkezi açacağım. Al abi istediğin sağlık merkezi olsun. Sağlık merkezinde bol ne var la bizde? Ya jeneratör gene bitiyor abi bu ne? Cidden bu ne ya? Hapishane propaganda merkezi. Bu ne? Ustabaşı. Dur abi bir dakika beklesene. Ben bir şuradan kriz vardiyasını bir imzalayayım. Tamam. Şuraları onar kişi ver. Sende ne kaynak var? 43. Aa yemek bulduk. Tamam çok iyi. Getir o yemeği hemen bana. Burası neymiş? Karakol kurabilir miyiz? Karakol binamız yok ama bizim. Var mı? Teknoloji karakol binası 25 olur. Umut biraz açsın. Huzursuzluk arttı. Ama bu konuda bir şey yapamıyorum. Çünkü bura ne oluyor? Bura niye üşüyor? Buhar şeyi vurmuyor mu size? Vurmuyormuş buraya. Dur 8 kişi de şuraya verelim. Şuraya da adam vermem lazım ama. Susturmaları için muhafızları gönder. Yaptık ama. Abi 3'te yakayım da. Durun abi ölmeyin ne yapıyorsunuz ya? Bu buhar merkezi çalışıyor tamam. Şuraya bir kişi daha ver. 9 kişi olmuş. Bir tane çocuk gitsin. Buraya da gönderemiyoruz. Şuraya 2 çocuk gönderelim. Ya kömür 7/24 yaptım ama şimdi nasıl tutacağız? Bu ne diyor? Evleri sıcak tut. Şartları koru diyor. Şartlar zaten koruyorum lan. 130 kişi nasıl aç abi ya? 157 kişi nasıl hasta abi? Götümü yırtıyorum. Dur bir dakika bakalım. Bunlar nerede? Şuradaki 5 mühendisi bir al. Alın yeni bir sağlık merkezi. Tamam ısıtıcıyı da. Aa, ısıtıcıyı açtığım halde şey oluyor. Dur. Heh. Tüm açları doyuyor. 10 saatim kalmış. Tamam mı? Bu abimiz geldi. Şuraya git. Başka karakol binası yapabiliyor muyuz? Göremiyorum şuraları.
Ama bak işaret yaparken burada çıkıyor bak karakol yeri diye. Bu mu yapılabiliyor ki sadece? En az 10 vatandaş müsait olma. Oha 10 kişi miymiş lan? 9 kişi orada. İşçim de kalmadı sıkıntı. Buraya çocukları verip işçileri buraya vereceğim. Yapacak bir şey yok. Buraya bir çocuk daha. Buraya bir çocuk daha. Çocuklar çalışın. Yapacak bir şey yok. Canınızı seviyorsanız çalışın. Yoksa vallahi gideceğiz abi gidişte. Ha burayı yıkın lan. Abi 3 saati jeneratör gene kapanıyor. Şimdi ben ne yapayım? Fuar merkezi verimliliği nerede? Ta burada. Toplama noktası sıcaklığı. Revir, yemekhane, cart çurt. Sere yalıtımı, revir yapsak kurtarmaz. Abi kömür madenine girişip aslında kömür madeni yapıp otomatı oraya mı verecektim ki acaba? Kurtarabilir miyiz ki şuradan? Nerede o kömür madeni? Ben ne yapacaktım? Odun kömürü fırını. Şuraya da yapalım bunu. Abi otomat nerede? Otomat. Dur, ne diyorsun? Tam. Umut biraz artsın aynen. Çocuğu kurtaralım. Sen ne diyorsun? Duyduğuma sevindim. Çok güzel. Buraya 5 kişi verelim. 7 odundan 21 kömür çıkartsınlar bana. Saatte. Açlar ve hastalar yavaş yavaş ölüyor şu an. Dur bir dakika. Otomat nerede abi? Otomat. Yiyecek payı çok az. Kızdılar. Tamam. Otomat nerede otomat? Otomat. Otomat buradaymış değil mi? Yo. Abi otomat neredesin sen? Kömür yığını. Diyorum otomat gözükmüyor. Abi otomat yok burada. İki tane mi kömür yığını var burada? Hı? Otomat niye çalışıyor gözükmüyor? Abi çorbayı imzalayacağım. Umut fazla düşük diyor. Keşke var ya başta imzalasaydım ya. Aşırı yoğunluk hastalar için ekstra pay. Organ nakli imzalayalım da bari çabuk iyileşsinler. Abi anlamadım otomat niye orada şey? Gözükmüyor. Bak kömür yığınına tıklıyorum. Bak gözükmüyor otomat. İşte böyle bir şey. Umut biraz artacak. Tamam. Abi çok sıkıntı şu an. Şu ana görev gidiyor bir seri. Ana görev. 2 tane enkaz. Huzursuzluk düşmesi lazım. Abi otomat gözükmüyor. Bak otomatı göremiyorum. Şu an tıklıyorum. Kömür yığında otomat yok. Otomat var burada. Tamam mı? Bak kimseyi vermedi diyor ama otomat var. Bug'a girmiş bak. Bug'a girmiş burası. Abi bölüm nanay olacak gibi bakalım. Videoyu bitirmeyin ben. Hep beraber bir izleyelim. Nanay olursa ben yapacağım şu. Şuraya muhafızlarla dağıt. Kömür bitti ya. Şuraya 2 tane kömür madeni açıyorum. Fabrika yapıyoruz. Direkt otomata başlıyoruz abi. Başka şansımız yok çünkü bizim. Hatta 4 çekirdeğimiz var. 2 tane buhar madeni 2. Bir tane oduncu 1. Bir tane de bu buhar çekirdeği buluyor ya. Direkt buhar çekirdeğini gönderip ondan sonra otomata gönderirim. Oradan da şey yaparız. Duvar sonunda sera yaparım bir tane de. Gerçi sera da normal insan da çalışabiliyor da. Yok abi baksana ölüp duruyor salaklar. Ne diyorsun abi? Nerede enkaz? Kendi tabi elimden geleni yapayım da bu bölüm için. Enkaz nerede? Enkaz çocuk var diyoruz da enkaz nerede? İşaret yok ki ya.
Gerçi bu bitecek. Ben bir şey yapamam ki bu saatten sonra. Abi işin ilginci şu, bak dur. Otomat gözükmüyor. Bir de şuradan deneyeyim, dur. Nerede o? Otomatik. Ha. Sen gel abicim buraya, tamam mı? Buharlı kömür madeni 600, 240 yerine 600 ama 2 buhar çekirdeği. Abi aslında 2 kömür madeni yapacağımıza bir tane yaparız. Umudu bir de 150'ye çıkar diyor lan. Abi çok ya, yok gittik biz, gittik. Yani oynamaya gerek bile yok, gene gittik. Bak açlar doyuruldu yani şu an. Açlar doyuruluyor ama hastalar bitmiyor. Kalabalığı dağıt. Şiddet uygulayacağız. Yapacak bir şey yok. Abi açlar doğuyor ama hastalar işte, hastalar cici. Kömür de bitiyor. Sana bakalım, çiğ gıda bulmuşsun yüz şey. Buraya karakol kurulabiliyor aslında, şuraya, tamam mı? Ama karakolluk şey de yok bende. Bu bina bir sefer daha kaldıramaz. Jeneratör kapandı, tekrardan açalım da. Aşırı yüklenme de yapalım hadi. Yok abi, şu an biz kaybettik. Çocukları çalıştırdığımız için sıkıntı zaten. Umut niye? Yetişkin öldü, çocuk öldü, beğenilmeye karar. Söz bozuldu, kriz vardiyası. Kötü sağlık hizmeti, insanlar aç. Yani şu iyi oldu abi, tamam mı? Devriyeyi seçmemiz gerçekten. Ama gel diyor ki işte şeylik yok, şunu kurtaramadık. Yani gene benden kaynaklı sıkıntı. Bitti. Şu an 9 saat. Araştırayım da, bir işime yaramayacak. Onu da vermiş. Odun kömürü kömürünü verelim. Buradan kaç çıkıyor? 10.000, 100.000 çıkıyor. O da yeterli. Bitti abi, bak. Çat 3 saate geliyorlar. Ne diyor? Umut azalsın zaten. Şuradan ne kaldı ki? Bitti. Evet millet, kış yuvasını daha için ettik. Abi bir dahaki ne yapacağım ya? Vaktin doldu, bilmem ne, vaktin geldi. Millet burada bırakalım. Bir sonrakine ben bir şeyler düşüneceğim. Aklımda var. Onu da o bölümü yaparız. Yorumlarınızı bekliyorum. Videosunuza gittiyseniz hareket etmeyi unutmayın. Abone olup bildirimleri açın ki bir sonraki hep beraber burada hayatta kalalım. Görüşmek üzere.